Hazreti Mehdi karşınızda diyelim. Ona ne sorardınız? Ah, severim ben senin güzelliğini, samimiyetini. Nur gibi yüzün, bayağı güzelsin. Canımın içi, biz Mehdi'den şöyle emin oluruz. İslam dünyaya hakim olur. İslam aleminin başında olur. Yani onun emeğiyle İslam'ın hakim olduğunu da biliriz. Yanında da İsa Mesih olduğunu düşündüğümüz bir şahıs vardır. O zaman onu gördüğümüzde Allah senden razı olsun deriz. Ne güzel hizmetin. Cennette de inşallah kardeş oluruz deriz. Allah hepimize cennet nasip etsin deriz. Bunu söyleriz. Yani bunun dışında o, çünkü o Allah'ın bir kulu. Mehdi de zavallı bir insandır. Allah'ın herhangi bir kuludur. Yani böyle haşa Allah gibi bir güç sahibi bir varlık değildir. Zavallı, aciz, Allah'ın herhangi bir kulu. Allah sadece onu seçmiş, o kadar. Dolayısıyla gözde çok büyütmenin bir alemi yok. Güç, kudret sahibi olan Allah'tır. Başkasını seçmiş olsa aynı şey onu da çıkardı. Sadece Allah onu seçmiş, o. Bir daha dinleyeyim. Hazreti Mehdi karşınızda diyelim, ona ne sorardınız? Yani bir kere Mehdi olduğundan emin olarak soru soramayız tabii. Sen Mehdi'si falan, bir kere bu çok ayıp olur. Onu da böyle bir şey isteyeceğini zannetmiyorum. Ya ölümüne kadar kendisine öyle bir şey dedirtmesi mümkün değil. Ama belli, yani hadislerde belirtilen bütün alametler onda olduğuna göre Allah-u Alem o diyeceğiz. Ama kaim diyebiliriz, sahibi zaman diyebiliriz. Ama belirtilen Mehdi, yani masum Mehdi. Sensin, bundan eminiz demedi ama çok benziyorsun diyebiliriz. Sevgi göstertiriz, sevgi yani. Çünkü o sevgi bir insanı, o sevgiden hoşlanır. Sadece sevgi. Ona en büyük ikram sevgi olur. En büyük saygı gösterse sevgi olur. Onun zaten tek hedefi sevgi olduğu için, Allah sevgisi ve yarattıklarının sevgi olduğu için, onun yanında sevgi gündeme getirmek yeterli olur.